Kesem'e heba benzemiş blogdan Simay. Tatil dönüşü biraz rötarlı ve hafiften eksik olmak üzere yine aranızdayım. Benim bünyem tatilin bitişini kaldırmadı ya. Yani ne diyeyim, başka türlü açıklayamıyorum. Evet. Şimdi bu hafta Elif burada, kitaplık kedisi Elif burada ve şu an kullanacağım stickerları da o seçti. Kendisine sticker klasörlerimi verdim. Lütfen bana sticker seç dedim ve şu solda gördüğünüz minnoş stickerları seçti. Kurulumu onlarla yapacağız. Şimdi her zamanki gibi Zebra Mindline'larımla pazartesiden cumaya kadar günleri highlight ediyorum. Hala çarşambaya perşembeye geldikçe günleri karıştırdığım için ve yine hatırlatıyorum. Tüm bugünler orada yazıyor ama işte bir anda aklınız kayabiliyor ve göremeyebiliyorsunuz. Neyse. Şimdi her zamanki gibi çizgimi çekiyorum. Hiç iyi değilim şu anda. İdare edeceksiniz. Evet. Mora mor. Biliyorsunuz kendimce temalar yapmayı, renk uyumu sağlamayı da severim her zaman. Sonu iyi olmasa da. Şimdi bir önceki haftadan biraz kopya çekiyorum bu tarafa, ne yapmışım ne etmişim diye. Evet, en tepeye öncelikle tracker'larımı koyacağım. Ve tabii ki kutu sayıyorum. Burası uyku tracker'ım olacak. Yine kopya çekerek bakalım ne koyacağım. Bu Suatelier böyle mi okunuyor bilmiyorum da. Bir Kore markası yanlış hatırlamıyorsam. İnanılmaz tatlı böyle minik minik stickerları var. Özellikle Hobonichi Weeks için onların yaptığı stickerların boyutları bayağı iyi oluyor. Ben çok seviyorum yani. Bunları Stationery Pal sitesinden alabilirsiniz. İnşallah onları aşağı linkleyeceğim size. Gidip siz de göz atabilirsiniz. Şimdi burada tabii işe dönüş haftası olduğu için masada çalışıyormuş gibi görünen kahvesiyle bir tip seçtim. Ve kendimi iyi hissetmek için de tepesine o kalbi koydum ki hep e-mailler geliyor olsun, değil mi? Evet, şimdi bunun yanına da haftalık takip ettiklerimin tracker'ını koyacağım. Bu da değişmiyor benim için. Değişmemesi iyi bir şey bu arada. İlaçtır, migrendir, o tür şeyleri de takip ettiğim için buna bir şey eklenmemesi iyi haber. İyi haber, onu da söylemiş olayım. Şimdi bu jel kalemle, mor jel kalemle, bu da Yuli Bol'un yeni çıkardığı kalemlerden, günleri ve saatleri yazıyorum. Ve haftalık tracker'ıma işte ilacım, anksiyete, migren, no spend yazıyorum. Burada yine bir kafam karıştı herhalde. Biraz zaman geçti çünkü. Ne yapıyorum ben acaba? Tabii ki sticker'la da bakıyorum nereye ne yapıştırabilirim diye. Bu fotoğraf polaroidi gibi olan şeyi Instagram'a yapıştıracağım çünkü ona yakışıyor bence. Yine highlighter'ımla başlık için morla boyayacağım burayı. Sonra en sevdiğim Hobonichi stencil'larımdan birini alarak her gün için satır başına bir kare koyacağım. Bu arada her zaman söylüyorum, planları yapıyorsunuz ama patlarsa da çok kafaya takmamak lazım. Mesela benim bu hafta her şey patladı. Yapacak bir şey yok. En azından önümüzdeki haftanın planını yaparken geri dönüp baktığınızda neyi patlattınız, neyi yapmasanız olur, neyi mutlaka yapmanız lazım, hani o haftaki planınızı alacaksınız, ona karar verebiliyorsunuz. O açıdan hepsi farklı bir deneyim.
Farklı bir öğreti. Ay ne kadar güzel konuştum değil mi? Şimdi yine buraları yapıştırmak için tabii ki sıkı. Yerleştirmek de bazen çok zor oluyor. Oraya mı koysam, buraya mı koysam diye böyle cımbızın ucunda gezdirip duruyorum stikerleri. Bu da gitar çalan bir tip. Konuyla alakası var mı? Yok. Çünkü buraya görevlerimi yazacağım. Yani o hafta yapmam gerekenleri yazacağım. Bunlar tamamen hani kendimi iyi hissetme odaklı. Buna bakınca mutlu olur muyum? Olurum. Hop, tamam. O zaman yapıştır. Tamamen böyle ilerliyor. Çünkü her zaman her şey konuyu tutmuyor. Bir de yani hani buraya sürekli yapmanız gerekenleri yazıyorsunuz. Sürekli depresyon olmasın, değil mi yani? Şimdi bu jel kalemle başlıklarımı atacağım. Buraya sleep yazacağım. Uyku trackerim. Buraya daily yazacağım. Habit trackerımsı ama tam değil. Burası yine klasik Instagram olacak. Ve en altta da tabii ki yapmam gerekenler yani tasks. Da 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 da. Böyle bir şey oldu şimdi. Ama biter mi? Bitmez. Bitmez. Biraz daha kurcalayacağız tabii ki. Burada neyi fark ediyorum? Okuduğum kitaplar eksik. Onu fark ediyorum. Ama gerçekçi de bir insan olduğum için o hafta şu söz konusu haftada çok fazla kitap okuyamayacağımdan onu tracker'ların yanına minik bir yere sıkıştırdım. Ki mesela bu hafta kitap bitiremedim zaten. Ama olsun. Oluyor böyle şeyler. Dediğim gibi. Moralimizi bozmuyoruz. Bunun altına da yine dediğim gibi birden fazla bir şey ekleyemeyeceğim ve orası boş kalacağı için bu minik ne bunlar? Makaron galiba. Renkli makaronları yapıştırdım. Çünkü ne kadar çok renk, Simay o kadar mutlu. Yapacak bir şey yok. Buraya da her ne kadar kameradan çıkmış olsam da books yazmış olmam lazım. Hadi Simay fark et ve indir defteri aşağıya. Yok, illa yukarı itiyorum. Şimdi bu en altta da kullandığım mürekkebi ve arkadaki günlük sayfalarımın hangi sayfalarda olduğunu yazacağım. O yüzden demin ona baktım. Kullandığım mürekkepte Ferris Wheel'ın bu şahane mor rengi. Gerçekten sanırım şu anda Sailor mı bu mu? Sailor biraz daha açık. Hani yok. Bir numaralı morum bu şu anda. İkinci sırada Sailor'ınki var. Evet, şu an böyle bir karar aldım. Buraya yine maksat eğlence olsun, görünce mutluluk olsun ve biraz boşluklar da olsun diye bu bisiklete binen çifti yapıştırıyorum. Bir de gördüğünüz gibi bu stikerlerin hem arkası şeffaf hem de incecik oldukları için kağıdınızı da bozmuyorlar. O yüzden arkaya yazarken de çok sıkıntı vermeyecek bana. En sevdiğim stiker türü vallahi böyleleri. Yine etraflarını hafiften süslüyorum şimdi. Başka ne yapsam? Başka ne yapsam? Evet, o kadar yeter diye karar vermişim. Şimdi artık asıl yazmam gerekenleri doldurma kısmına geçtik.
kitaplara cadının yüreğini yazıyorum. Kitap iyi gidiyor ama dediğim gibi bu hafta kitap bitiremedim. Hatta rezalet, çünkü bu kitap kulübümüzün kitabı ve ben seçmiştim. Yani benim seçtiklerimden grubumuzun seçtiği kitaptı. Ama aramızda konuştuğumuza göre Haziran ayını hiç kimse becerememiş. Olmamış yani. Yani her haftası ayrı bir ay gibi geçti resmen. Daha başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Ve o haftalık aylar bitmek bilmedi. Her hafta üstüme üstüme bir şeyler geldi. Diyorum, çok güzel anıları da var. Sonuçta yani Harry'i canlı izledim, Londra'ya gittim falan filan. Ama oralarda bile başıma bir şeyler gelmedi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ayrıntılar günlüğümde. Hemen şimdi buradan açıklamıyorum. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi bu sol tarafa her zamanki gibi o gün, o belirli gün içinde yapmam gerekenleri yazıyorum. Ya o kadar böyle dağdama duman bir haftaydı ki bunların bile çoğunu yapamadım maalesef. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne diyorlardı? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Maçla hiçbir alakası olmayan bir insan olarak. Ama en azından şu an yazdığım gibi elektrik faturalarımı, başka faturalarımı vesaire ödedim. O yüzden kimse gelip elektriği kesmeyecek en azından. Ay, odası kesin. Evet. Başka ne işim varmış bakalım. Evet, çarşamba günü bazı bookstagrammer kırtasiye sevdalılarıyla kızlar toplaşkası yaptık. O da çok 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 keyifli geçti. Onu da söyleyeyim. Hepimizin zaten Instagram'larında görmüşsünüzdür toplaşmamızı. O yüzden şu an ayrıntı vermiyorum. Buraya da çıkacağım, YouTube videolarını yazacağım. Ama yani kanalda da gördüğünüz gibi bunlar da patladı. Ama olsun, olsun. Sakiniz, umutluyuz. Hayatı yakalayacağız ya. Yakalayacağız yani. Ya öyle ya böyle yakalayacağız mutlaka. Umudumuzu yitirmiyoruz. Gezegenlere olumlu mesajlar yollamaya devam ediyoruz. Ne yapalım? Böyle. Ne yapacakmışım? Ha evet, normalde mesela bunu pazartesi günü yayınlayacaktım. Olmadı. Sonra. Mia'ya yazacaktım tatilden sonraki haftayı. O da olmadı. Hatta o sayfalar hala bomboş yani. Elime bile alamadım defteri. Ama işte dediğim gibi hayatta böyle şeyler oluyor. Sonra günlüğümü Temmuz'a hazırlamam lazım. Onu inşallah bugün yapacağım. Pazartesi yayınlayacağım. Ama gördüğünüz gibi arada bir patlayabiliyor. O yüzden hiçbir söylediğimi söz olarak kabul etmeyin. Gelebilirse gelecek, gelemezse sağlık olsun deyip geçeceğiz mecburen. Buraya da o hafta yapmam gerekenleri yazacağım. IKEA'dan bir şeyler söylemiştim. Onlar gelecek. Bir derginin yansımalarını konuşamadım. Bir derginin yansımalarını takip etmem lazım. Faturalar için purchase order number'lar almam lazım. Ve temizlikçileri aramam lazım. Bunlardan kaç tanesi yaptınız derseniz 4'te 1 sanıyorum ki şu anda. Dediğim gibi bazı haftalar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet. Buraya da Instagram'a neler çıkacağımı yazacağım. Ama videolardan tahmin ettiğiniz gibi bunlar da patladı. O yüzden yine olmuyor, olmuyor şarkımı söylüyorum size. Niyet etmek de güzel bir şey sonunda, değil mi? Yani. Yapmaya çalıştık, olmadı. Ama nasıl bir gazla, nasıl bir azimle yazıyorum şu anda. Bastım. Başına gerçekleştirdim sen. Evet, yine aylık takvimimden kopya çekiyorum şimdi. Temmuz'da bayram var bu arada. Yaşasın. Yaşasın. İnşallah o bize böyle hani kaçırdıklarımızı yakalama zamanını verecek biraz. Öyle umuyorum.
Ve evet, bu sayfaların son hali böyle arkadaşlar. Son dakika eklemeleri de yapacağım tabii ki. Çünkü bu sol sayfa hiç sıkışsız kaldı. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Şurada birkaç tane dondurma vardı. Yazları canım hep dondurma ve karpuz çektiği için, bunda da karpuz olmadığı için araya dondurmaları serpiştirdim. He, bunları görünce canım dondurma çekecek, oturup dondurma yiyeceksin derseniz yiyelim yahu. Allah Allah, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Evet, dondurmaları da buralara kondurdum. Highlights kolonunun tepesine de bu minnak ikonu koydum çünkü uygun gibi geldi. Tam ne manaya geliyor bilmiyorum tabii ki. Evet, son bir kez bakıyorum nereye ne yapıştırabilirim. Böyle bir fırsatım var mı diye. Olmadığına karar verdikten sonra evet, bitmiş hali sonunda budur arkadaşlar. Dediğim gibi yine düzgün programa dönmeye başlayacağım. O yüzden kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve like atmayı, alarmları açmayı vesaire vesaire unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.